Gol var mı ekranlarına hoş geldiniz. Sarı Kırmızı Gündem programında Eyüp Yıldız'la birlikte Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Hoş geldin. Herkese selamlar. Bir önceki video için çok teşekkür ederiz. Büyük emek harcıyoruz gerçekten. Ve hak ettiği ilgiyi gördü. Aynı desteği ve soruları, videonun altındaki soruları bu videoda da bekliyoruz arkadaşlar. Evet, desteğinizden dolayı ben de teşekkür edeyim ve başlayayım. Galatasaray'ın transfer gündeminde aslında net bir hareketliliği henüz görmedik. Evet, Berkan Kutu takıma katıldı ama o eski bir oyuncuydu. Galatasaray'ın kiraladığı bir oyuncuydu. Net hamleleri, somut hamleleri ne zaman görmeye başlayacağız? Evet, açıkçası taraftar bunu bekliyor, bunu istiyor Galatasaray taraftarları. Tabii ki Trabzonspor maçının kazanılması, Fenerbahçe'nin kendi evinde puan kaybetmesi büyük bir moral oldu. Şampiyonluk inancını arttırdı. Ama bu takıma da transfer şart. Yani devşirme oyuncularla bir yere kadar gidersin, idare edersin. Mutlaka transfer gelmeli. İki transfer şu an itibariyle satış olmadığı noktada iki transfer %100. Üçüncü için de Galatasaray koşulları zorluyor. Nedir o? Sol bek, 6-8 oynayabilen iki yönlü bir oyuncu ve 10 numara organizatör. Onun da Mertens'i dinlendirmesi gerekiyor. Bu üç pozisyon için çalışmalar devam ediyor sevgili Büşra. Evet, senin de dediğin gibi Mertens'in üzerine çok büyük bir yük binmiş durumda son maçlarda. Galatasaray bu üç bölge için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bekle başlayacağım. Bir önceki programımızda Rıdvan Yılmaz'ı ve Spinazzola'yı konuştuk ama bu isimlerin haricinde bir de bugün Luan Candido ismi gündeme geldi, yazılıp çizildi. Bu isimle ilgili Galatasaray'ın bir teması oldu mu ve diğer iki isimde de son durum hangisi daha önde? Şimdi sevgili Büşra, bu oyuncuyu sen bana sorduğunda ben de hemen kaynaklarıma ilettim. Scout ekibi tarafından teknik ekibe önerilmiş. Aynı Omar Campos gibi, geçmişte onu da konuşmuştuk. Önerilmiş genç, yetenekli bir futbolcu. Brezilyalı, 22 yaşında, Bragantino takımında oynuyor. İyi istatistikler yapmış. Bir sakatlık geçmişi var. Bir 8-9 maç kaçırmış ama son dönemde de o sakatlığı atlattığını görüyoruz. Şu an Transfermarkt sitesinde mesela 6 milyon euro bir bonservis bedeli gözüküyor. Ama Galatasaray'dan istedikleri para 10 milyon euro. Amerika, Brezilya, Arjantin, Meksika, buralarda genç yetenekli futbolcular çok fazla. Ama bunları Avrupa'ya getirmek, hele Türkiye'ye getirmek çok zor, çok büyük para istiyorlar. İstenen para 10 milyon euro. Zaten Galatasaray sol bek için 10 milyon euroyu gözden çıkarsa Van der Lan gibi, Bradley Loco gibi isimleri kadrosuna katabilir. Ben evet, listede olduğunu bugün itibariyle öğrendik ama olabilecek bir transfer gibi görmüyorum, çok zor şu an için. Peki diğer iki isim, özellikle Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz konusunda isteğinin ve baskısının olduğunu konuşmuştuk. Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz konusunda ısrarlı olduğunu, yine aynı ısrar sürüyor mu? Galatasaray Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti. Bizim sevgili Erdener Karataş yaptığımız yayınlarda Rıdvan Beşiktaş dışında Türkiye'de başka takım forması giymez diyordu ama o ikna noktasına geldi. Fakat Rangers'ta iki tane problem var. Bir, orada sol tarafta Rıdvan ciddi süre alıyor, yani süreleri paylaşıyorlar, transfer yapmak istiyorlar, hoca bırakmak istemiyor. İkincisi de yani Angelino'dan daha fazla para istiyor Rangers kulübü. Galatasaray zaten bu parayı verecekse Angelino'yu tutabilirdi veya üzerine biraz daha ekleyerek şu an gündemdeki olan isimlerden birini transfer edebilirdi. Yani orada hem hocanın ikna edilmesi gerekiyor hem de indirim yapılması gerekiyor. Son duyduğum pazarlıklar devam ediyor şeklinde. Ben Berkay Yılmaz'ı, ki Serdar Kelleci bizim kanalımızda yine burada çok güzel onunla ilgili bir video da çekmişti. Berkay Yılmaz'ı an itibariyle daha yüksek ihtimal görüyorum. Fiyatı uygun ve yabancı bir fiyatı uygun olduğu için yabancı bir sol bek almana da engel değil. Bradley Loco için de buradan bu bilgiyi paylaşalım. Galatasaray teklifi yükseltti. Ve teklifi yükseltirken de taksit sayısının yükseltilmesini istedi. Brest'le pazarlıklar devam ediyor. Evet, Galatasaray sol bek konusunda çok büyük bir efor harcıyor. Yönetim bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor ama bir de orta saha, yani bir de aslında 10 numara yine ihtiyaç konusu, dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi. Burada da Kamada ve Paşalic ismi ön plana çıkıyordu. Galatasaray zaten Kamada'yı yazdan beri çok istiyor. Yazında ısrarı vardı, pazarlığı vardı, temas vardı. Ama şimdi son durum ne? Paşalic ve Kamada ikilisinden hangisi ön planda? Hangisiyle daha olumlu görüşmeler seyrediliyor?
Şimdi tabii para az olunca veya işte çok kısıtlı bir bütçeyle hareket ettiğin zaman transferleri de hemen getiremiyorsun. Yani neredeyse ilgilendiğin her futbolcu için, her pozisyon için yaptığın teklif neredeyse yarı yarıya. Yani Kamada için de böyle, Pasalic için de böyle, Portland'da Evander'le görüşüyor Galatasaray. Onun menajeriyle temas halinde orada bir de taksitli teklif yapıyor. O yüzden sezon başındaki o biraz geciken transfer süreci vardı ya sevgili Büşra. Ona benzer bir süreç yaşanıyor Galatasaray'da. Bu da tabii rahatsız edici. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi Kamada'yla ilgili Lazio kulübünün sekter tavırları açıkçası ve hala da tam anlamıyla Kamada'dan umudunu kesmemiş olması bu transferi zora soktu. Pasalic'le ilgili ise durum, Pasalic'in Türkiye'ye gelmeyi, Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Hatta bu noktada kulübüne izin verin ben gideyim dedi yönünde. Hatta benim kendi kaynaklarım Pasalic'in İtalya'da kazandığından daha fazla para Türkiye'de kazanacağı ve 3 artı 1 yani 4 yılında kontrat anlamında garanti altına alacağı bir teklif yapıldığı yönündeydi. Ama farklı gelişmeler var. Sanırım menajeri de biz hiç teklif almadık şeklinde bir açıklama yapmış. Ben kendi kaynaklarıma güvenerek hareket ediyorum. Galatasaray'ın şu an orta sahada en yoğunlaştığı isim bana kalırsa Pasalic. Ama Galatasaray hani örnek doğru olacak mı? Birkaç flörtöz kişiler vardır böyle. Aynı anda 2-3 kişiyle flört ederler. Galatasaray da bu pozisyonda sadece Pasalic için bastırmıyor. Diğer taraftan Evander seçeneğini de Galatasaray değerlendiriyor. Portland kulübüyle de yine pazarlıklar var. Hangisi Galatasaray'ın şartlarına, koşullarına yaklaşırsa o bitecekmiş gibi düşünüyorum. Bir de tabii birazdan konuşacağız sanırım. Paris Saint-Germain'den bir öneri var. Evet, şimdi ona geçeceğim. Galatasaray farklı kulüplerde farklı oyuncularla flörtüne devam ediyor diyelim. Transfer flörtüne devam ediyor diyelim. Carlos Soler iddiaları. Evet, o da Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu. Onunla ilgili de iddialar doğru mu? Galatasaray'ın oyuncuyla Galatasaray ilgisinin olduğu yönündeki iddialar. Evet, şimdi Carlos Soler, Jorginho bu iki isim Galatasaray'a hatta Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da önerildi. Şu an mesela Jorginho Beşiktaş'ın temas halinde olduğu bir oyuncu. Renato Sanchez orada sakatlık geçmişi nedeniyle biraz kuşku yaratıyor. Kolay bir transfer değil. Bonservisi çok. Paris Saint-Germain tabii tam anlamıyla ondan istenen beklenen katkıyı alabilmiş değil. Fakat Galatasaray'ın Carlos Soler'i alması için 10 milyon euroya yakın bir para vermesi lazım ki Paris Saint-Germain bunu taksitlendirebilir. Yani orada Paris'i ikna ederler diye düşünüyorum. İkinci nokta bu adam 8 numara. Tam anlamıyla hani ara ara 10 numarada da oynamış burada bakıyorum. Ama esas pozisyonu bu oyuncunun merkez orta saha. 8 numara Galatasaray'da bir şekilde orayı çözdü. Ama Carlos Soler'i alırsa 10 numarada alacak anlamı taşır. Bunun için de çalışma yapmaya devam eder. Bu planlamaya geçerse bu iş olur. Carlos Soler Galatasaray'ın alabileceği bir isim. Fakat ben şu noktada çok emin değilim. Galatasaray 3 transfere çıkabilecek mi? Carlos Soler'i alırsa 10 numara transferi için bütçe azaltmak zorunda kalacak mı? Bu soruların cevabını bulmamız lazım. Önceliğin Carlos Soler olduğunu düşünmüyorum. Uygun fiyatlı bir Evander çeker oraya 10 numaraya veya Pasalic olur veya başka bir isim olur sonradan menajerlerin önerdiği. Onun sonrasında bir de zaten Paris Saint-Germain taksitlerle Carlos Soler'i menajeri de önermişti. O hamleyi de yapalım diyebilirler. Şimdilik çok mümkün görmüyorum. Galatasaray'ın iki tane önceliği var. Bir tanesi sol bek, diğeri de 10 numara. 10 numarada da ben hala da Pasalic için en güçlü aday olduğunu düşünüyorum. Alternatif olarak da şu an Kamada biraz gerilere düşmüş durumda. Evander biraz daha ön planda olduğuna inanıyorum. Evet, senin de söylediğin gibi Galatasaray hele ki ara transfer döneminde uygun fiyatlı bir 10 numara, yani seçenekleriniz az, bir de zaten hani maddi yükü de işin içine girince daha da azalıyor diyelim. Ve son olarak ben bir de Bakanbu'ya bir teklif gelip gelmediğini soracağım sana. Süre bulmakta zorlanıyor, evet, Icardi'nin arkasında kaldığı için süre bulmakta zorlanıyordur. Afrika Kupası'na gitti o da şimdi. Ama Afrika Kupası'na eleyelim. Süre bulmakta zorlanıyor Icardi'nin arkasında olduğu için. Ona gelen teklifler var mı? Var. Ben aslında çok uzunca bir süredir Yunanistan'dan teklifler aldı.
AEK, PAOK. Bugün de Panathinaikos haberleri çıkmış. Teklifler aldığını biliyorum. Onun tabii coachable, yani hocasıyla çok problem çıkartmayan bir oyuncu olduğunu maç sonrası yapmış olduğu açıklamalarda gördük. Hani Okan Buruk çok iyi bir teknik direktörlük performansı ortaya koyuyor. Burası net ama hangi oyuncuya az şans verdi, bir miktar haksızlık yaptı diye bir soru gelse ben bakan bu derim. Yani istediği de şansları bulamadı maalesef. Bu noktada ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Wout Weghorst'la görüşüldü. Alex Vega yine konuşulan isimlerdendi. 4-5 tane Galatasaray bu noktada santraforu gündemine aldı. Ama en son Okan Hoca ona daha fazla süre vermeye başlamıştı. Böyle bir noktaya gelinmişti. Son kararı bilinmiyor. Panathinaikos'tan teklif gelirse ve ayrılmak isterse Galatasaray'ın B planı hazır. Burada da en güçlü adayın eski Beşiktaşlı Wout Weghorst olduğunu düşünüyorum. Artı hani benim de bir önerim var, isteğim var. Yani bununla ilgili Galatasaray'ın bir çalışması yok ama oraya bir Hacı Wright vesaire de olabilir. Antalya'da çok iyi performansları olmuştu. Süper Lig'de çok iyi işler yapmıştı. Bunu da belirtelim. Bakan bu konusundaki durum bu. Yunanistan'dan bazı takımlar istiyor. Orada çok başarılı oldu. Panathinaikos isterse gideceğini de düşünüyorum. Galatasaray'ın B planı da hazır. En öndeki isim de Wout Weghorst. Peki, ben teşekkür ediyorum bugün aktardıkların için. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Benim sana soracaklarım bu kadardı. Var. İzleyicilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen Gol Var mı YouTube kanalını büyütelim. Abone olalım. Artı bu videoyu beğenip altına yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Eleştirilerinizi Büşra ile beraber bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.